Gelibolu Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. AK Partili Başkan Ali Kamil Soyuak'ın gündeminde bütçe ve belediyenin borçları vardı. 15 yılın sonunda böyle mi olmalı bu tablo? Bana biri söylesin bunu. 15 yılın sonunda bu bilanço böyle mi olmalı? Bunun için bir önerimiz olsun. Bunun için çabamız olsun. Meclis toplantısına Gelibolu Belediyesi'nin Gestaş'tan olan alacağı da damga vurdu. Başkan Soyuak, tahakkuk edilen borçların kayıt altına alınmamasını sert sözlerle eleştirdi. Belediye düşünün, soruyorum Mehmet Bey. Kardeşim, Gestaş'a bizim ne kadar alacağımız var diyor. Bilmiyorum diyor. Daha 2017'de de bilmiyordu, 2022'de de bilmiyordu. Böyle bir şey olabilir mi? Siz bunu yapabilir misiniz bir belediye? Hakkınız var mı? Alacağımı söke söke alacağım Gestaş. Öyle bir dünya mı var? Bak bugün kavga ettik. 13, 16, 16'da anlaşacağız. 2 milyon bu ay verecek. Onlar da kendi adına baktığınızda şöyle dediler. Kardeşim dediler, biz Eceabat'ta anlaştık. Biz Lapseki'de anlaştık. Metrekare cinsinden. Yani artık şuna döndürmeye çalışıyoruz. Biz bunu 14.75 cinsinden ödeyemiyoruz. Bizim bilançomuza büyük zarar veriyor. Kabul etmiyorum. Ödeyeceksiniz. Beni bağlamaz. Ben hakkımı da söke söke. 16 milyonu da bu ayın nasıl anlaştık Selçuk Bey ile beraber yaptık o işi. Ayın 13'ünde 1, ayın 30'unda da 1 olmak üzere 2. Bir dahaki ayda da 3, sonra 2, evet. Sonra 2. Tamamını bitirecekler, aradaki farkı kapatacaklar, sonra rutine bindirecekler. Her ay bize tahakkukları net ödemeye başlayacaklar. Yani Ağustos ayı sonuna kadar yaklaşık yani 25 milyon borcu ödeyecekler. 25 değil. Onlar, sen şimdi bu rakamı ben veremiyorum. Sen de veremiyorsun. O adamın rakamını konuşuyoruz. Şimdi bana dediğiniz zaman böyle zana bak. Kimseye böyle zana altında. Siz yapmanız gereken sayın sözcüğüm öncesi için bu zan altında bırakmayan ne sizin hakkınız var ne benim kimseye hakkım var. Siz yapmadığınız bir şeyden dolayı şimdi kimseye zul altında bırakamayız. Adamlarla kavga ediyoruz. Siz önce oraya birini korsaydınız, sayısını verseydiniz, elime verseydiniz ben bunu yapmış olacaktım.